1400'lerden 1900'lerin başına kadar devam eden Joseon Hanedanlığı döneminde Kore toplumu yetkili bilginler tarafından yönetildi. Bu bilginler örnek bir Konfüçyüs toplumu yaratmayı denediler. Bu toplum katı ahlaki kurallara dayanıyor ve atalara saygıyı gerektiriyordu. Bilginler eğitimlerine köy akademilerinde başladılar. Burada ustalar tarafından klasik edebiyat ve kaligrafi eğitimi aldılar. Her akademinin kendi kutsal tapınağı vardı. Geleneksel köy ve kasabalarda görevli bilgin genelde grubun başkanı olur ve en büyük evde yaşardı. Bu evler duvarlarla kapatılmıştı ve çatıları yassı tuğlalardan oluşuyordu. Köylü evleri ise daha küçük inşa edilirdi. Daha basit malzemeler kullanılırdı. Çatı için tuğla ya da kiremit kullanılmazdı. Bilginlerin evlerinin ana kapısından girerken evin en yaşlı erkeği için ayrılan farklı bir yer görüyoruz. Buradaki açık verandada da yaz aylarında konukları ağırlardı. Çalışma odası basit bir şekilde düzenlenmişti. Konfüçyüs'ün prensiplerine göre uygun şekilde hazırlanmıştı. Burada önemli kitaplar yazma gereçleri bulunurdu. Kadınların bölgesi ise genelde girişe en uzak bölgeye inşa edilirdi. Bazılarının kendine özel bahçeleri ve verandaları bulunurdu. Ana mutfak en yaşlı kadına ayrılan en büyük odanın yanında bulunurdu. Kadının odasında giysi dolapları, yatak eşyaları, dikiş nakış araçları bulunurdu. Yatak eşyaları gün içerisinde katlanıp saklanırdı. Böylelikle oda başka amaçlar için kullanılabilirdi. Üst sınıf genç kadınların hayatı genellikle evin özel alanlarıyla sınırlıydı. Genç bir kadın evlendiğinde kocasının ailesinin evine taşınırdı. Bilgin sınıfının hayatı müzelerde gördüğümüz eserlerde betimlenmiştir. Bu paravanda bir bilginin çalışmalarında kullandığı birçok nesneyi görmekteyiz. Bunun gibi Konfüçyüs bilginin portrelerinde geleneksel kıyafetler ve at kılı şapka takan kişiler vardır. Bunlar statü sembolüydü. Bu güzel beyaz kavanozun rengi, saflık, düzen, alçak gönüllülük ve onuru temsil ediyor.